Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Arapça dil bilgisini en kolay öğreten kitap Nahiv adlı eserimizin birinci dersini işliyoruz bugün. Kelime ve cümle türleri. İlk dersimiz kelime türleri ve cümle türleri üzerinde olacak. Birinci dersimiz anlamlı cümle. El cümletul mufidetu. El cümletu cümle. El-mufidetu, kelime manası faydalı, yani Türkçe'ye anlamlı diye çeviriyoruz. El-cümletu-mufidetu, anlamlı cümle. Kitabımızda her dersin başında bir özlü söz var. Bu dersimizin başında da böyle bir özlü söz var. Bunu tercüme ederek başlayalım. Evvelul ilmi, ilmin başı. Evvelu, evvel, ilk, baş demek. El-ilm, Türkçe'de de kullanıyoruz ilim. Evvelul ilmi, ilmin başı, murrun, acıdır. Bunu da kullanıyoruz Türkçe'de ya da bundan türeyen bir kelime mırra, acı kahve manasında. Evvelul ilmi murrun, ilmin başı acıdır. Ve ahiruhu ve sonu, ahiruhu onun sonu yani ilmin sonu. Ahir, Türkçe'de de kullanıyoruz ahiret vesaire. Ve ahiruhu onun sonu hulvun tatlıdır. İlmin başı acı, sonu ise tatlıdır. Hulvun tatlı demek. Türkçe'de de helva kelimesini kullanıyoruz. Bu kelimeden geliyor. Arapçada üç tür kelimemiz var arkadaşlar. İsim, fiil ve harf olmak üzere kelime üç çeşittir. İsim, insan, hayvan, bitki, cansız varlık isimleri ve benzeri kelimeler. Ayrıca bu kelimeler zamana bağlı olmayan kelimelerdir, isim kelimeler. Mesela Ahmedun, Ahmedu, Talibun, Bakaretun gibi kelimeler isim kelimeler. Şimdi birazdan alametlerini, özelliklerini göreceğiz. İkinci türümüz fiil. Fiil, iş, oluş, hareket, eylem bildiren kelimeler. Ayrıca bu kelimeler, fiil olan kelimeler, fiilin geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zamanda yapıldığını gösterir. Eylemin geçmiş, şimdiki, geniş veya gelecek zamanda yapıldığını gösteriyor. Dolayısıyla fiilde zaman var. Arapçada mazi fiil, muzari fiil ve emir fiil olmak üzere üç tür fiilimiz var. Mazi fiil geçmiş zaman, muzari fiil şimdiki ve geniş zaman. Ayrıca başına bazı harfler ekleyerek gelecek zamana da çevirebiliyoruz. Emir fiil ise talep, istek bildiren fiil. Diğer kelime türümüz ise harftir. Bu harfler genelde yani edat manasında kullanılır. Edat demektir. Diğer kelimelerle beraber kullanılan edatlardır. Harfi cerler denilen harfler Arapçada en çok kullanılan harflerdir. Tabii başka harfler de var. Onları ileride göreceğiz. Dolayısıyla Arapçada bir kelime ya isimdir, ya fiildir, ya da harftir. Burada örnekleriyle beraber görüyoruz kelimenin türlerini. İsim kelime Ahmet, insan ismi. Kalemun, cansız varlık ismi. Seyyaratun, araba, cansız varlık ismi. İkinci türümüz fiil. Sefere yolculuk yaptı. Geçmiş zaman. Yolculuk yaptı. Yektubu yazıyor şimdiki zaman veya yazar geniş zaman manasında da kullanılabilir. İclis otur. Bu da emir fiilimiz. Bunları hepsini ayrıntılarıyla göreceğiz ileride. Üçüncü tür kelimemiz ise harf. Harf dedi ki tek başına kullanılmıyor. Genellikle cümle içinde başka kelimelerle kullanılıyor ancak yaygın olan bazı anlamları var tabii ki. Mesela fiil, de, da, içinde manasında kullanılır. İle, e, a, yönelme manasında kullanılır. Min, den, dan manasında kullanılır. İsmin alametleri var. Yani bir kelimenin isim olduğunu nasıl anlarız? Bunun bazı alametleri var. Bu alametlerden birisi bir kelimenin başında veya sonunda bulunursa bunlardan farklı farklı burada başına, sonuna bitişen alametler var. Bu alametlerden biri bir kelimeye gelirse o kelime isim olur. Birinci alametimiz, birinci özelliğimiz
bir kelimenin başına el alması o kelimenin isim olduğunu gösterir. Sonuna tenvin alması, tenvin çift hareke demektir. Yani iki feta, iki kesre veya iki ötre alırsa o kelime isim demektir. Sonuna yuvarlak ta alıyorsa, kapalı ta alıyorsa bu kelime isimdir. Başına harfi cer alıyorsa yine o kelime isimdir. Bunlar ismin en yaygın alametleri, en çok kullanılan alametleri bunlardır. Bunlardan birisi, bu özelliklerden birisi bir kelimede bulunursa o kelime isimdir. Bunları aklımızda tutalım. El takısı, tenvin, kapalı T ve harfi cer. Bunları örnekleriyle görüyoruz burada. Birinci özelliğimiz kelimenin başına el takısı alması. El kalbu. Burada el takısı var. Demek ki bu kelime isimdir. Kalp. El buldanu. Yine burada el takısı var. Ülkeler. El buldanu. Bu kelime isimdir. El kamaru. Kamer. Ay. Yine başına el takısı almış. Demek ki bu isimdir. El muslimu. Yine burada el takısı almış. Demek ki bu kelimemiz isimdir. Müslüman. Er raculu. Adam. Yine burada el takısı almış bir kelimemiz var. Buradaki kelimelerin hepsinin başında el takısı olduğu için bu kelimeler isimdir. İkinci özelliğimiz tenvin alıyorsa kelime son harfinin üzerinde tenvin varsa o kelime yine isimdir. Tenvin çift hareke demektir. İki fetha, iki kesre veya iki ötre. Örneğin defteren, bakın burada ra harfinin üzerinde iki fetha var. Dolayısıyla bu kelime isim demektir. Defter. Dikkat ederseniz iki fethadan sonra bir elif gelmiş. Kapalı T dışında, yuvarlak T dışında diğer harflerin harekesi iki fetha olursa sonuna bir elif ekliyoruz. Defterin burada da iki esre almış. Demek ki bu isimdir. Defterun burada da iki ötre almış. Dolayısıyla iki fetha, iki esre veya iki ötre alan kelimeler isim oluyor. Burada başka örneklerimiz var. Tilmiratun kız öğrenciler. Bakın sonra iki tane ötre almış. Seyyaratun aynı şekilde iki ötre almış. Kamarun iki ötre almış. Muslimun iki ötre almış. Raculun iki ötre almış. Dolayısıyla bu kelimeler isim kelimelerdir. Bir kelimenin başında elif lam yoksa, el takısı yoksa genellikle o kelimemiz tenvinli geliyor. Sonu ötreli oluyor. Tabii bu kelimeler sadece ötre değil. Kesreli de okuyabiliriz. Tilmiratin, seyyaretin, kamerin, muslimin, raculin şeklinde olursa yine kesreli olursa tenvinli olduğu için bu kelimelerimiz isimdir. Diğer özelliğimiz başına harfi cer alabiliyorsa bir kelime isimdir. Ayrıca sonu kesreli oluyorsa yine o kelimenin isim olduğunu gösteriyor. Harfi cerler isim kelimelerin sonunu mecrur yapar. Müfret kelimeler, tekil kelimeler ileride göreceğiz. Harfi cerden sonra gelen kelime kesreli oluyor. Bir kelimenin başında harfi cer varsa, sonu da kesreli ise muhakkak o kelime isimdir. Minel medineti, min harfi cerdir, den, dan demek. El medine, bu kelimenin başına min harfi cerri geldiği için bu kelimenin isim olduğunu anlıyoruz. Bil kalemi bir harfi cerdir ile demek. El kalem burada başına bir harfi cerri geldiği için isimdir. Ayrıca sonu kesreli olmuş. Anil kitabi, an dendan hakkında bu bir harfi cerdir. Bu kelimenin başına gelmiş. Demek ki bu kelime isimdir. Çünkü sadece isimlerin başına harfi cer gelir. Sonu da kesreli olmuş. Bil beyti fi de da içinde manasında kullanılan bir harfi cerdir. El beyt kelimesinin başına gelmiş. Demek ki el beyt isimdir. Ayrıca son harfi kesre olmuş. Demek ki başına harfi cer gelen ve sonu kesre olabilen isimler ve kelimeler isimdir. Sonuna yuvarlak T, kapalı T alabilen isimlerde, kelimelerde isim oluyor. Sonuna kapalı T, yuvarlak T alabilen kelimeler isim olur. Medresetun, bakın sonunda yuvarlak T, kapalı T var. Demek ki bu kelime isimdir. Kulliyetun, sonunda kapalı T var. Sadece isimlerin sonuna gelir kapalı T, fiillerin vesaire sonuna gelemez. Dolayısıyla bir ismin sonunda
bu şekilde bir harf varsa, yuvarlak D, bu şekilde yazan bir harf varsa o kelimenin isim olduğunu anlıyoruz. Medresetun, okul. Kulliyetun, fakülte. Sadikatun, kız arkadaş. Qa'atun, salon. Sebburatun, tahta, yazı tahtası. Bu kelimelerin sonunda yuvarlak D var. Demek ki bu kelimelerimiz isimdir. Fiilin özelliklerine geçtik. Fiilin alametleri. İsmin alametlere kadar belirgin olmasa da, yani ismin alametlerinden bir kelimenin isim olmadığını veya fiil olduğunu çıkarabiliriz. Fiil, eylem, hareket, iş, oluş bildirmelidir. Fiil el takısı alamaz. Bu ismin alametidir. El takısı alırsa isimdir. Dolayısıyla fiil alamaz. Fiil tenvin alamaz. Fiilin başına harfi cer gelemez. Dolayısıyla fiilin başında bunlar benzerleri bulunamaz. Sonra yuvarlak t alamaz. Bu da ismin alameti. Fiilin son harfi kesreli olamaz. Dolayısıyla bu özellikler fiilde bulunmamalı. Fiilimiz arkadaşlar mazi fiil, muzari fiil, emir fiil olarak dedik üçe ayrılıyor. Mazi fiil geçmiş zamana delalet eden fiildir. Ketebe yazdı. Kara'e okudu. Kıraat okumak. Kara'e okudu. Fetehe açtı. Celese oturdu. Dehale girdi. Bu kelimelerimiz bakın ne elif lam var, ne tenvin var, ne kapalı t var, ne de başlarında harfi cer var. Dolayısıyla bunlar bir de iş, oluş, eylem, yazdı, okudu, açtı, oturdu, girdi gibi kelimeler eylem bildiriyor. Dolayısıyla bu kelimelerimiz fiildir. Tabii fiilin daha belirgin bazı özellikleri var. Mazi fiilin sonuna harekeli ta gelirse açık. Bakın kapalı değil açık de ve harekeli olursa bu fiilimizin mazi bir fiil olduğunu gösteriyor. Ketep de sen yazdın. Bakın burada T harfi harekeli gelmiş ve kalmış. Ketep de sen yazdın. Kara de sen okudun. Celes de sen oturdun. Feteh de sen açtın. Dolayısıyla bu fiilimizin mazi olduğunu gösteriyor. Sefer tu yine burada açık bir T var. Harekeli ötre almış. Sefertu ben yolculuk yaptım. Ketebtu ben yazdım. Celestu ben oturdum manasında mazi fiil oluyor. Ketebti yine bu fiilimizin sonunda açık bir T var ve harek almış, kesre almış. Ketebti bayana diyoruz ki sen yazdın. Celesti sen oturdun. Fetehti sen açtın. Dehalti sen girdin. Fiilin sonunda açık ve harekeli olan bu zamirler fiilin mazi olduğunu gösteriyor. Yine sonuna açık ve sakin ta alırsa yine fiilimiz mazidir. Karaet, bakın açık bir te ama sonu cezimli. Bu o bayan için kullanılır. Karaet o bayan okudu. Racaet o bayan döndü. Fetehet o bayan açtı. Dolayısıyla açık te alıp harekeli veya sakin ise o fiil mazi bir fiildir. Burada mazi bir fiilin çekimini görüyoruz. İleride bunları daha ayrıntılı işleyeceğiz. Bakın ketebet, ketepte, ketepti, ketebtu fiilimizin sonuna bitişen bazı zamirler var. Bunlar muzari fiili gösteriyor. Mazi fiili. Mazi fiilin sadece sonuna bir şeyler bitişir. Ketebe o yazdı. Bu fiilimizin yalın hali o yazdı. Ondan sonra sonuna bazı harfler, zamirler ekleniyor ve çekimleniyor. Mazi fiilin sadece sonuna ekleniyor bunlar. Muzari fiil ise şimdiki ve geniş zamana delalet eden fiildir. Şimdiki zaman, geniş zaman ikisini de gösteriyor muzari fiil. Başına se veya sevfe getirirse gelecek zamana delalet eder. Başında elif, te, ye, nun harflerinden biri bulunur. Muzari fiilin başında elif, te, ye, nun harflerinden biri bulunur. Bunları kolayca aklımızda tutabilmek için ayten şeklinde kodlayabiliriz. Elif, ye, te, nun. Mesela yektubu burada başa gelen harfimiz ye. Tekra'u burada başa gelen te. Seyedhulu girecek. Bakın se gelecek zaman yapmış. Bir de ye var burada. Muzarat harfi ye. Seyedhulu girecek. Ahrucu çıkarım, çıkıyorum. Burada da elif harfi hemze başa gelmiş.
Ahrucu ben çıkarım. Dolayısıyla ye, te, elif ve nun mesela nahrucu da kullanabiliriz. Bunlar fiilin muzari olduğunu gösteren bir alamet. Burada da örnekleriyle beraber gösteriyoruz. Muzaraat harfleri elif, te, ye ve nun. Bunlar sadece muzarinin başına gelir. Ektubu, bakın burada elif var. Takra'u, te var burada. Yedrusu, ye var burada. Neşrabu, burada da nun harfimiz var. Bu dört harfe muzaraat harfi diyoruz. Yani muzariyenin başına gelen harflerdir. Başına len, lem, kad, sevfe ve sin edatlarından birinin gelebilmesi de yine fiilin alametlerindendir. Burada kad edatı sadece mazinin değil, mazi ve muzarinin her ikisinin alametidir. Lem, lem, sevfese bunlar sadece muzarinin başına gelir. Kad ise hem mazi hem de muzarinin başına gelir. Bu edatlardan biri varsa, hepsinde biri varsa bir kelimenin başında o kelime muhakkak isim şey fiil oluyor. Bunlardan len, lem, sevfe ve se gelirse o kelimemiz muzari fiildir. Kad gelirse bu kad hem mazi hem muzarinin ikisinin başına da gelebilir. Örneğin seyyete'allem. Burada se gelmiş. Gelecek zaman bilir, öğrenecek. Demek ki bu kelimemiz fiildir. Sevfe yefhamu. Sevfe yine sadece fiilin başına gelir. Sevfe yefhamu anlayacak. Yine gelecek zaman. Yefhamu muzari fiildir. Kad ketebe muhakkak ki yazdı. Kad yektubu şeklinde de kullanabiliriz. O zaman ihtimal bildirir, yazabilir. Lem yesme yine lem sadece muzari fiilin başına gelir. Yesme muzari fiildir. Len yenceha yine len sadece muzari fiilin başına gelir. Yenceha muzari fiildir. Dolayısıyla bu kelimelerden biri varsa bu harflerden, edatlardan biri varsa o kelimemiz fiildir. Burada da muzari fiilin çekimini görüyoruz. Yektubu, tektubu, ektubu, nektubu gibi. Bakın başında muzarat harfler var. Muzari fiil de hem başına hem de sonuna bazı ekler alıyor. Yani bazı harfler başına da geliyor, sonuna da geliyor fiilin çekimlerinde. İleride bunları ayrıntılarıyla göreceğiz. Harfe geçtik. Arapçada harf denilince dedik ki ilk akla gelen harficellerdir. En yaygın kullanılan harfler harficellerdir. An, fi, min, ila, ala, bi bunlar bazı harficeller. Tek başlarına kullanılmıyor bu harficellerimiz. Genellikle bu manaları ifade ediyorlar. An dendan, fi deda içinde, min dendan ile ea, bi ile ala üzerinde ve benzeri. Bunlar sadece birkaç tanesi. Genellikle bu manaları ifade ediyorlar. Ancak tek başlarına değil de cümle içinde başka kelimelerle kullanılıyorlar. Burada örneklerini görelim. El veledu çocuk. Fi deda içinde. El hadika bahçe. El veledu fil hadikati. Çocuk bahçede, bahçenin içinde. Burada fi harf başka kelimelerle kullanılıyor cümle içinde. El veledu fil hadikati. Çocuk bahçede. Fil hadikati. Bahçede, bahçenin içinde. El kalemu. Kalem. Ala üzerinde, ea üzerinde manasında kullanıyor. Alat tavileti masanın üzerinde. El kalemu alat tavileti kalem masanın üzerinde. Bakın alat tavileti ikisi beraber masanın üzerinde beraber kullanılıyor. Vechuhu vech yüz. Vechuhu onun yüzü kel kameri ke gibi. Kel kameri ay gibidir. Bakın burada ikisi beraber kullanıldığı zaman bir mana ortaya çıkıyor. Kel kameri ay gibidir. Haraçtu çıktım. Minel imtihan. Min dendan. El imtihan sınav. Haraçtu minel imtihani sınavdan çıktım. Minel imtihan sınavdan ikisi beraber kullanılıyor. Burada bir takım cümleler var. Bu cümlelerin içinde kelime türlerini bulmaya çalışacağız. Haraca talibu minel beyti. Haraca At-talibu minel beyti. Cümlenin birinci kısmı bu. Haraca, bu fiildir. Haraca, çıktı, mazi fiil. At-talibu, bu isim bir kelimedir. Nereden anladık isim olduğunu?
İsim olmasının alameti nedir bu kelimenin? Bakın başında elif lam var. At-talibu. Elif lam olması bunun isim olduğunu gösteriyor. Min el-beyti. Min burası harfi cer. Min el-beyti. Min harfi cer. El-beyti ise burası isimdir. El-beyt. Nereden anladık? Hem başına harfi cer gelmiş min. Burası harfi cer. Sadece ismin başına geliyor min. El takısı almış. Ayrıca son harfi de kesre olmuş. Dolayısıyla bu özellikler bu kelimenin isim olduğunu gösteriyor. Rakibe, burası fiil, bindi. El hafilete, burası ise isimdir. Nereden anladık? Başına el takısı almış. Ayrıca son harfi de yuvarlak de. Dolayısıyla başına el takısı aldığından, sonuna da kapalı te aldığından bu kelimenin isim olduğunu anladık. Vakafet, vakafet durdu. Bu kelimemiz ise fiildir. Nereden aldık? Bakın sonuna açık ve sakin olan bir te almış. Vakafet, mazi fiil. El hafiretu, burası ise isimdir. El takısı almış. Sonu da kapalı te. Dolayısıyla bu özellik bu kelimenin isim olduğunu gösteriyor. Vakafet el-hafiletu. Fi, burası harftir. D'da içinde. Bu bir harfi cerdir. El-mevkifi, burası ise isimdir. Nereden anladık? Başına el takısı almış. Ayrıca son harfi kesir olmuş. Bir de zaten burada fi harfi cerri vardı. Harfi cer sadece ismin başına geliyor. Dolayısıyla el-mevkifi bu kelimemiz isimdir. Diğer cümleye geçiyoruz. At-talibu müctehidun. At-talibu nasıl bir kelime? İsimdir. Nereden anladık? El takısı var başında. At-talibu isim kelime. Müctehidun bu nedir? Bu kelimemiz de isimdir. Nereden aldık? Bakın sonunda tenvin var. İki tane ötürü almış. Dolayısıyla bu kelime isimdir. Huve bu zamir. O demek. Zamirler isimdir. İşaret isimleri isimdir. Dolayısıyla bu zamir olduğu için huve, ileride bunları göreceğiz. Huve bir zamirdir. Dolayısıyla o yüzden isimdir. Yuhibbu huve yuhibbu. Burada ye muzaraat harfidir. Muzari fiilin başına gelmiş. O yüzden burası fiil bir kelimedir. El-lugate burası bakın el takısı almış. Ayrıca son harfi kapalı te'dir. Dolayısıyla bu kelimemiz isimdir. El-Arabiye aynı şekilde el takısı almış başına. Son harfi de kapalı te. Dolayısıyla bu kelimemiz de isimdir. El-Arabiye tu aynı kelime zaten isimdir. Lugatun hem kapalı te almış hem de iki tane ötre almış. Tenvin almış. Cemiletun o da aynı şekilde. Hem kapalı te almış hem de tenvin almış. Dolayısıyla bu kelimelerimiz isimdir. Se yusafiru, bakın burada se harfi var. Bu sadece muzari fiilin başına gelir. Gelecek zaman bildirir. Dolayısıyla yusafiru, burası muzari fiildir. Muhammedun, Muhammed isim. Zaten sonra da tenvin almış. Bu kelimemiz isimdir. Bit taireti, bi, burası harftir, harfi cer. At taira, bakın elif lam almış, at taira. El takısı almış. Sonuna kapalı te almış, ayrıca kesreli gelmiş. Dolayısıyla bu da isimdir. At-taireti isimdir. Bi ise harf-i cerdir, harftir. Lem, burası harftir. Lem. Lem sadece muzari fiilin başına gelir. Dolayısıyla burası tüsefir, muzari fiildir. Fiil bir kelime. Khadijetu, burası isimdir. Özel isim zaten. Zaten sonra da kapalı te almış. Dolayısıyla bu kelimemiz isimdir Hadice'tu. Kharaca çıktı. At-talibu öğrenci çıktı. Minel beyti evden. Öğrenci evden çıktı. Rakibel hafilete otobüse bindi. El hafile otobüs. Otobüse bindi. Vakafet durdu. El hafilete. Otobüs durdu. Fil mevkifi durakta. Otobüs durakta durdu. At-talibu öğrenci, müctehidun çalışkandır. Huve o yuhibbu sever.
El-lugatel arabiyete, Arap dilini sever. El-arabiyetu, Arapça. Lugatun, cemiletun. Cemiletun, güzel. Lugatun, dil. El-arabiyetu, Arapça. Lugatun, bir dildir. Nasıl bir dil? Cemiletun, güzel bir dildir Arapça. Seyyusafiru, yolculuk yapacak. Muhammedun, Muhammed yolculuk yapacak. Bit-tairati, uçak ile. İle, bir daireti uçak ile, uçakla. Muhammed uçakla yolculuk yapacak. Lem tusafir, yolculuk yapmadı. Hatice'tu, Hatice yolculuk yapmadı. Lem, olumsuzluk edatı. İleride daha ayrıntılı işleyeceğiz. Şimdi anlamlı cümleye geçtik. Kelime türlerini gördük. Kelime, İsim, fiil ve harf olmak üzere üçe ayrılıyor. Şimdi cümleye geçiyoruz. Cümle birkaç kelimeden oluşan kelime topluluğunun bir araya gelerek bir anlam bütünlüğü oluşturduğu kelimeler topluluğu. Buna cümle diyoruz. Birkaç kelimeden oluşacak. Tam ve anlamlı olacak. Bu kelimeler topluluğuna cümle diyoruz. Ketebe yazdı, bi ile. İle yazdı. Burası bir cümle değil. El muallimu, öğretmen. Tek başına burası bir cümle değil. Dolayısıyla anlamlı bir cümle oluşturmamışlar. Sadece bir kelimedir. El muallimu isim bir kelime. Ketebe el muallimu. Ketebe yazdı. El muallim, öğretmen. Öğretmen yazdı. Burası ise bir cümle oldu. Öğretmen yazdı. Anlamlı bir cümle oldu. Dolayısıyla bu tam ve anlamlı kelimeler yan yana geldiğinden bir cümle oluşturulmuş. Burada da yine birkaç kelime grupları var. Bakalım hangisi anlamlı bir cümle oluşturmuş. Zehebe gitti. İla, ea. Nokta noktaya gitti. Bu bir cümle değil. El yevme, bugün. Yine bu bir cümle değil. İkinci gruba geçiyoruz. At-talibu, öğrenci. Kara'a, okudu. Sadece buraya kadar olsa at-talibu kara'a, öğrenci okudu. Fi de'da, içinde. Neyde okudu? Devam yok. Dolayısıyla bu tam ve anlamlı bir cümle değil. Eksik. Deseydi ki at-talibu kara'a el-kitab veya at-talibu kara'a fil-kitabi. Olabilirdi. Öğrenci kitabı okudu. Kitabın içinde bir şeyler okudu. Ama burada öğrenci nokta noktada okudu. Anlamlı tam bir cümle değil. At-talibu, öğrenci. El-kitab, öğrenci kitap. İkisi yine anlamlı değil. Deseydi ki kara'a, okudu. At-talibu, öğrenci el-kitab. O zaman anlamlı cümle olurdu ama bu şekilde şu an anlamlı bir cümle değil. Zehebe, gitti. At-talibu, öğrenci gitti. İlel medreseti, okula. Öğrenci okula gitti. Bu anlamlı bir cümle. At-talibu, öğrenci. Kara'a, okudu. El-kitabe, kitabı. Öğrenci kitabı okudu. Bu da anlamlı bir cümle. Dolayısıyla bu son kısımdaki cümlelerimiz anlamlı cümleler oluşmuş. Bir öncekiler ise bu ikisi tam bir mana oluşmadığı için cümle değildir. Cümle türlerine geçiyoruz. Arapçada iki tür cümle vardır. İsim cümlesi, fiil cümlesi. Cümle, isim cümlesi ve fiil cümlesi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kelime türleri üç taneydi. İsim, fiil, harf. Cümle türleri ise iki tane. İsim cümlesi, fiil cümlesi. Yani Arapçada bütün cümleler ya isim cümlesi olmak zorunda ya da fiil cümlesi. Başka bir tür yok. İsim ile başlayan cümlelere isim cümlesi diyoruz. Yani ilk kelimemiz isimse o cümle isim cümlesidir. İsmin alametlerini görmüştük. El takılı olacak ya da tenvinli olacak sonu ya da sonuna kapalı te alacak ya da başına bir harfi cer gelecek. İsmin özelliklerini öğrenmiştik. Hangi kelime isimdir onu öğrenmiştik. Dolayısıyla isimle başlayacak cümle, isim cümlesinde ilk kelimemiz isim olacak. At-talibu, burada el takısı almış bu kelime. Demek ki bu isimdir. Bu kelimemiz isim olduğu için at-talibu nacihun, bu cümlemiz isim cümlesidir. Z
Zira ilk kelimemiz olan at-talibu, burası isim bir kelimedir. El-kalemu cemilun. Bu cümle el-kalemu kelimesiyle başlıyor. El-kalemu isimdir. Niye? Başına el takısı almış. El takısı aldığından bu cümlemiz isim cümlesidir. El-kalemu cemilun. Kalem güzeldir. Es-seyyaretu musri'atun. Yine bu kelimemiz el takısı almış. Sonunda da yuvarlak T var. Dolayısıyla bu kelime isimdir. Bu kelime isim olduğu için es-seyyaretu musri'atun cümlesi isim cümlesidir. Fiil cümlesi ise fiil ile başlayan cümledir. Yani ilk kelimemiz fiil olacak. Bu fiil mazi fiil de olabilir, muzari fiil de olabilir. Emir fiil de olabilir. Necehe, başardı, başarılı oldu. At-talib, öğrenci. Burada necehe fiildir. Fiil olduğundan bu cümle necehe-at-talibu fiil cümlesidir. Ketebe Ahmedu, ketebe yazdı. Ahmedu Ahmed, Ahmet yazdı. Ketebe kelimesi fiil olduğundan bu cümle ketebe Ahmedu cümlesi fiil cümlesidir. Dolayısıyla isimle başlayan cümleye isim cümlesi, fiille başlayan cümleye de fiil cümlesi diyoruz. Kitabımızda isim cümlesiyle fiil cümlesine örnekler vermiş. El-qitaru seriun demiş ki bu bir isim cümlesi. Nereden anladık? El takısı var. El-hevâ'u nazîfun yine el takısı var. Es-semâ'u mumtiratun el takısı var. El-hadîkatu cemîletun bu şekilde el takısı var. Durûsun nahvi nahiv dersleri sehletun kolaydır. Durûsun normalde burası durûsun veya ed-durûsu dersler. Ancak isim tanımlaması olduğundan durûsun nahvi nahiv dersleri. Zaten dersler, ders kelimesi isim bir kelimedir. İsimle başladığından bu cümlemiz isim cümlesi. فَازَ الْمُتَّقُونَ فَازَ kazandı. Burası فَازَ fiil olduğu için bu cümlemiz fiil cümlesi. رَكِبَ bindi. Bu fiil olduğu için bu cümlemiz fiil cümlesi. حَسَدَ biçti, hasad etti. Bu cümlemiz fiil cümlesi. Zira حَسَدَ hasad etti, biçti kelimesi fiildir. اَكَلَ yedi. Bu kelimemiz fiildir. Fiil olduğu için bu cümleye fiil cümlesi diyoruz. يُحِبُّ seviyor. Bakın başında muzarat harfi var. Seviyor. Burası fiil olduğu için bu cümlemiz fiil cümlesi oldu. Cümlemiz harfi cerle başlıyorsa, harfi cer ve mecrur varsa peki bu nasıl olacak? İsim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? Cümlemiz harfi cerle başlıyor. Ondan sonra mecrur bir isim gelmiş. Bu cümleye isim cümlesi mi diyeceğiz, fiil cümlesi mi diyeceğiz? Burada harfi cer, ondan sonra gelen isim. Bu ikisi beraber gelir. Zaten harf-i cerden sonra bir isim gelir. Bu ikisinden sonra gelen kelimeye bakıyoruz. İkisinden sonra gelen kelime. Burası talibun. Eğer bu kelimemiz isim ise bu cümle isim cümlesidir. Fis-saffi talibun. Talibun isim mi fiil mi bakıyoruz. Sonuna tenvin almış talibun. Tenvin aldığından bu diyoruz ki isimdir. Dolayısıyla bu cümle isim cümlesidir. Fis-saffi bu harfi cer ve ondan sonra gelen isim. Bu ikisinden sonra gelen kelimeye bakıyoruz. Celestu. Celestu bakın sonra açık T almış. Bu mazi fiildir. Ben oturdum. Bu kelimemiz fiil olduğundan diyeceğiz ki bu cümle fiil cümlesi. Dolayısıyla harfi cer ve harfi cerden sonra gelen ismin ikisini alıyoruz. Ondan sonra gelen kelimeye bakıyoruz. Bu kelime isimse bu cümle isim. Bu kelime fiilse bu cümlenin hepsi fiil cümlesi oluyor. Bu şekilde diyeceğiz. Özetle kelime, Arapçada kelime üç türdür. İsim, fiil, harf. Üç tür kelimemiz var. Ahmed, seyyaretun, kitabun. Bunlar isim kelimeler. Ketebe yazdı. Yeclisu oturuyor, oturur. İkra, oku. Bunlar da fiil kelimelerimiz. Min, fi, ila. Bunlar da harf olan kelimelerimiz. Dolayısıyla üçtür kelimemiz var. İsim, fiil, harf. Cümlemizde iki tür cümle var. İsim cümlesi, fiil cümlesi. İsimle başlıyorsa cümle buna isim cümlesi diyoruz. Fiille başlıyorsa buna fiil cümlesi diyoruz.
El-me-uberidun, el tapısı almış. Bu kelime isimdir. Dolayısıyla el-me-uberidun cümlesi bir isim cümlesidir. Tekelleme Ahmet, tekelleme fiildir, konuştu. Ahmet'u Ahmet konuştu. Bu kelimemiz fiil olduğundan, tekelleme kelimesi fiil olduğundan, tekelleme Ahmet'u bu cümle fiil cümlesi oldu. Şimdi alıştırmalarımıza geçiyoruz. Kitabımızdaki alıştırmaları çözeceğiz. Demiş ki aşağıdakilerden isim olanı seç. Bu kelimelerden isim olanı bulacağız. Bakalım hangisi isimdir? İsmin alametleri neydi? El takısı alacak. Sonuna tenvin alacak. Başına harfi cer alabilir. Sonu kapalı te olabilir veya kesreli olabilir. Tekabele. Bu bir fiildir. Bu isim değil. Tekabele. El muallimu. Burası ise bakıyoruz el takısı almış. El muallimu. İsimler el takısı alır. Sadece isimler el takısı alır. Dolayısıyla burası isimdir. Diğerlerinde yezra'u, ye muzara'at harfidir. Yezra'u ekiyor. Burası muzari fiildir. Ala zaten harftir, isim değil. Tekabele karşılaştı. Yezra'u ekiyor. Ala, ea üzerinde bunlar isim kelimeler değil. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. El muallimu isim bir kelimedir. Niye? Çünkü el takısı alınmış. İkinci soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden fiil olanı seç diyor. Fiil. Fiilde ne olmayacaktı? El takısı olmayacak. Tenvin olmayacak. Kapalı te, yuvarlak te olmayacak. Başından harfi cer alamayacak. Sonu kesreli olamayacaktı. Es-seme'u burası fiil mi? Değil. Niye? Çünkü başına ne almış bakın? El takısı almış. Es-seme'u. El takısı aldığında bu kelimemiz fiil değil. İkinci kelimeye geçiyoruz. B şıkkı. Kıraetun. Bakın bu kapalı T almış onunla. Kapalı T aldığından bu kelime fiil olamaz. Kitabi. Kitap isim. Kitap demek. Kitabi. Benim kitabım. Bunun manasından çıkarabiliriz. Benim kitabım. Bu da fiil değil. Yedrusu. Bu kelimemiz ise fiildir. Muzari fiildir. Yedrusu. Ders okuyor. Ders görüyor. Burası yedrusu, ye muzarat harfimizdir. Başındaki harf ye. Dedik ki muzarin başında elif, te, ye ve nun harflerinden biri bulunur. Bunun başında da ye muzarat harfi var. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacak. Yedrusu fiildir. Diğer sorularımıza geçiyoruz. Aşağıdakilerden harf olanı seçin. Bu kolay bir soru. Harf olanı bulacağız. Şemsun, burası güneş demek. Bakın sonu tenvinli. Bu isimdir. Kad yerkebu, kad fiillerin başına gelir. Dolayısıyla bu fiildir. Sevfe, bu da fiillerin başına gelir. Dolayısıyla bu da fiildir. Harf olan kelimemiz ise C şıkkı ile olacak. Burası doğru cevabımız. Diğerleri Şemsun isim. Kad yerkebu, kad bu harfimiz sadece fiillerin başına geliyor. Yerke bu fiildir. Sevfe yahduru, sevfe muzari fiilin başına gelir. Burası da fiildir. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi anlamlı bir cümledir? Burada kelimeler topluluğu var. Hangisi anlamlı bir bütün oluşturmuş? Ona bakacağız. El kursiyu, sandalye. At-talibu, öğrenci. Sandalye öğrenci, ala üzerinde yeclisi oturuyor. Sandalye öğrenci üzerinde oturuyor. Bu anlamda bir şekilde sıralanmamış. Dolayısıyla bu yanlış. At-talibu öğrenci, el-kursiyu sandalye, yeclisi oturuyor. Öğrenci sandalye oturuyor. Bu da anlamda bir şekilde sıralanmamış. Yeclisi oturuyor, el-kursiyu sandalye. At-talibu öğrenci ala üzerinde. Bakın bu ala hiçbir zaman tek başına sonda bulunamaz harfler. Bundan sonra bir isim falan gelmesi lazım. Dolayısıyla bu da yanlış. Yeclisi oturuyor. At-talibu öğrenci oturuyor. Alel kursiyi sandalyenin üzerinde. Bu doğru bir şekilde sıralanmış. Az önce dedik ki harften sonra bir kelime muhakkak gelmeli, isim bir kelime. Bakın burada ala harfinden sonra el kursiyi ismi geldi.
Yeclisi oturuyor. At-talibu öğrenci. Öğrenci oturuyor. Alel kursiyi sandalyenin üzerinde. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Beşinci sorumuza geçtik. Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesi? İsim cümlesi neydi arkadaşlar? İsimle başlayan cümleydi. Burada ilk kelimelere bakarak sadece çözebiliriz. Yezhebu. Bakın burada ye muzarat harfi var. Bu fiildir. Ye buradaki harf muzarat harfidir. Ayrıca bu el takısı almamış, tenvin almamış. Yuvarlak T yok, başında harfi cer yok, son harfi kesre değil, ismin alametlerinden birini taşımıyor bu isim de. Es-sema'u, burası el takısı almış. Dolayısıyla bu cümle isim cümlesidir. Garrada, el-usfuru, garrada bu fiildir. Öttü, el-usfuru serçe öttü, bu bir fiil kelimedir. Dolayısıyla bu isim olmadığından bu cümle isim cümlesi olamaz. Yebki, bakın bunun da başında ye var yine. Yebki ağlıyor. Ye muzarat harfidir. Bu fiilimiz muzari bir fiildir. Dolayısıyla bu kelime de fiil olduğundan bu cümle fiil cümlesidir. İsim cümlesi B şıkkı olacak. Çünkü ilk kelimemiz isimdir. Esseme usafir. Yedhebu gidiyor. Gider. El fellahu çiftçi gider. İlâ haklihi tarlasına gider. Mübekkiren erkenden. Es-sema'u gökyüzü safiyetun saftır, berraktır. Garradel usfuru serçe örttü, serçe örttü. Yebki ağlıyor, attiflu çocuk ağlıyor, ketiren çok. Dolayısıyla doğru cevabımız B şık olacak, isim cümlesi B. Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir? Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesi? İlk kelimeye bakarak bu soruyu çözebiliriz. İlk kelime fiil olacak. Muallimus safi. Muallim öğretmen demek. Bu kelimemiz isimdir. Muallim. El hadikatu. Bakın bu el takısı almış. Sonu kapalı T. Demek ki bu isimdir. Ketebe yazdı demek. Bu fiildir. Fiil olduğundan bu cümlemiz fiil cümlesi. Sondaki şıkkımızda ise babul beyti, babun kapı demek. Babul beyti evin kapısı. Muallimu safi sınıfın öğretmeni. Bunlar tamlama olduğundan ilk kelimelerimiz el takılı değil ve sonu tenvinli olmuyor. İsim olduğu halde isim tamlamalarında ilk kelime bu şekilde. Muallimu safi sınıfın öğretmeni. Babul beyti evin kapısı. İleride bunları ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Dolayısıyla burada doğru cevabımız fiil cümlesi olan şık C şıkkı. Ketebe fiildir. Fiille başladığı için. Muallim, öğretmen, bab, kapı demek. Bunu anlamlarından çıkararak da çözebilirdik. Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesi değil? Yani burada birçok isim cümlesi var. Hangisi değildir diyor. Onu bulacağız. İsim cümlesi olmayanı bulacağız. Allahu, Allah isim, Allah lafzı. İsim olduğundan bu cümlemiz isim cümlesi. El kitabu burası el takısı almış. İsimdir bu, isim cümlesi. Yedrusu bakın ye muzarat harfi. Yedrusu ders görüyor, ders okuyor, ders çalışıyor. Attullabu öğrenciler. Öğrenciler ders çalışıyor. Burası yedrusu fiil olduğundan bu cümle fiil cümlesi. El hüccacu bakın bu el takısı almış. Dolayısıyla bu da isimdir. Doğru cevabımız C şık olacak. Yedrusu attullabu öğrenciler ders görüyor. Allahu Rabbul Alemin. Allah alemlerin Rabbidir. El kitabu cedidun. Kitap yenidir. Yedrusuttullab. Öğrenciler ders çalışıyor. El hüccacu. Hacılar. Yatufune. Tavaf ediyorlar. Havlel Kabe'ti. Kabe'nin etrafını tavaf ediyorlar. Aşağıdakilerden hangisi anlamlı bir cümle değildir? Anlamlı bir cümle değil. El ilmu. İlim. Nurun. İlim nurdur. İsim cümlelerinde birinci kelime el takılı, ikincisi el takısız olursa burası özne, burası yüklem olur. El ilmu ilim nurdur. Kitabu talibi öğrencinin kitabı. Birincisi el takısız, ikincisi el takılı olursa isim tanımlaması oluyor. Kitabu talibi öğrencinin kitabı. Ne olmuş öğrencinin kitabına? Bunun devamı yok. Dolayısıyla bu bir cümle değil.
Sadikuke senin arkadaşın, muhlisun ihlaslıdır, samimidir. Bu da bir anlamlı cümle. C'e geldi Muhammedun, Muhammed geldi. Bu da anlamlı bir cümle. Dolayısıyla B şıkkı, kitab-ı talibi, öğrencinin kitabı tam bir cümle değil, eksik. Diğer soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? Yine ilk kelimeye bakacağız. Ancak bakıyoruz ki burada harfi cer ve mecrur var. İkisini beraber alıyorduk. Cer ve mecrurun harfi cer ve ondan sonra gelen ismi. Mecrur isim diyoruz buna. Harfi cer ve ondan sonra gelen ismi beraber alıyoruz. Ondan sonraki kelimeye bakıyoruz. Eğer bu isimse isim cümlesidir. Bakıyoruz şeceratun. Bunun sonunda bakın kapalı t var. Kapalı t olduğundan, yuvarlak t olduğundan bu isim cümlesidir. Çünkü bu kelime isimdir. Yedhebu, burası fiil. Yedhebu. Fiil olduğundan yedhebu kelimesi. Bakın ye ile başlamış. Bu fiil cümlesidir. Fisaffi car mecrur. Bunun ikisini aldık. Celesne. Celese oturdu. Celesine biz oturduk. Car mecrurdan sonra gelen fiil olduğu için bu C şıkkı fiil cümlesidir. Tereke terk etti, bıraktı. Arraculu adam. Amelehu işini. Burası da tereke fiildir. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacak. İsim cümlesi A şıkkı. Test sorularımız bitti. Şimdi klasik alıştırmalarımıza geçiyoruz. Diyor ki aşağıdaki bu tabloda boş bırakılan yerlere parantez içinde verilen kelimelerden uygun olanlarını getirelim. Burada isim, fiil, harf, kelimenin türlerini vermiş bize. El kitabı demiş ki isimdir. Darabtu fiildir. Ala harftir. Demiş ki diğerlerini de siz doldurun. Bi harf olacak. Feresun bakın sonu tenvinli. Bu isimdir. Sekete sustu. Bu fiildir. Fundukun bakın sonu tenvinli. İki ödül almış isim. Eşyevari'u başı eliflam almış isim. İstema'tu bu mazi fiil. Bakın sonunda kapalı ve harekeli t var, fiildir. Min, harftir. Nafidetun, sonu kapalı t, yuvarlak t, isim. An, harftir. Yetekellemu, bakın ye, muzarat harfi var, bu fiil. Ke, bu harftir. Nâmet, yine sonunda açık ve cezimli t var, fiildir. Dolayısıyla kelimelerimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Buradaki kelimelerimizin hepsi isim. Bunların hepsi fiil. Bunların da hepsi harf oldu. Bize parantez içinde verdiği kelimeleri bu şekilde yerleştirdik. Diğer alıştırmamızda bize yine bazı kelimeler vermiş. Burada bu sefer isim cümlesi, fiil cümlesi olmak üzere ikisini vermiş. Demiş ki isim cümlesi ve fiil cümlesinde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri getir. At-tariqu yol. Yatiru uçuyor. El kalemu kalem. İşteddi şiddetlendi. Nazifun temizdir. Fetaha açtı. Yenzilu iniyor, yağıyor. Câi'un aç. Aç, acıkmış. El gurfetu oda. Eşşeceru ağaç. At-tariqu yol. Burada da muzdahimun, muzdahimun kalabalık. İsim cümlesi olduğundan buraya isim getireceğiz. At-tariq olabilir, el-kalem olabilir, nazifun olabilir, cai'un, el-gurfe eş-şeceru. Muzdahimun kalabalık demek. At-tariq muzdahimun daha uygundur burası. At-tariq muzdahimun yol kalabalıktır. İkinci cümlemiz et-tevbu, elbise. Ne olmuş elbiseye? Uçuyor. Kalem şiddetlendi, nazifun temizdir. Ettevbu nazifun, elbise temizdir. Bu kelimeyi buraya getiriyoruz. Meksurun, kırılmış, kırık. Ne kırık? El kalemu olabilir. El kalemu meksuru. Kalem kırıktır, kırılmıştır. El kittu, kedi demek. Kedi ne olabilir? Şiddetlendi, fetah açtı, yenzil. Câi'un, el kittu câi'un. Kedi açtır. Uygun. Mudlimetun karanlık. Karanlık. Al-gurfetu mudlimetun. Oda karanlıktır şeklinde. Fiil cümlesine geçtik. Al-mataru yağmur.
Mine semai gökyüzünden. Yağmur gökyüzünden yatıyor, uçuyor. İşte de şiddeten de fetaşta yenzilu. İniyor, yağıyor. Yenzilul mataru mine semai. Yağmur gökyüzünden yağıyor. El miftahu anahtar. Fetahal miftahu. Anahtar açtı. El harru fis sayfi. El harru sıcaklık. Fis sayfi yazın. Yaz ayında, yaz mevsiminde sıcaklık. İşte şiddetlendi. Yuthmiru meyve verir. Yuthmiru meyve verir. Eşşeceru ağaç meyve verir. Attairu kuş. Yatiru attairu kuş uçar. Dolayısıyla bu şekilde yerleştireceğiz. Burada hepsini yazıp size vermişiz. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz ya da kitabınıza yazabilirsiniz buradan bakarak. Diğer alıştırmamızda bize bazı cümleler vermiş. Demiş ki hangisi isim cümlesi, hangisi fiil cümlesi ise onun önüne bir işaret koy. Mesela burada el-edebu. El-edebu, bakın bu el ile başlamış. El ile başladığı için bu kelimemiz isimdir. El-edebu isim. İlk kelime isim olduğu için bu cümle isim cümlesi. Dolayısıyla buraya tik işareti koymuşuz. İşter al. Emir fiil. Burada zaten tercümeler var. Onlardan da bakabiliriz. İşteril care. Komşuyu satın al. Burası al. Emir fiil. Emir fiil olduğundan buraya fiil cümlesine tik işareti koymuşuz. Diyor ki diğerlerinde de siz kelimelere bakarak fiil cümlesi mi, isim cümlesi mi bulun. Birinci cümleye bakıyoruz. El ilmu saydın. El takısıyla başlamış. El takılı olan kelime isim kelimedir. Dolayısıyla bu cümle isimle başladığı için isim cümlesidir. Buraya bir tik işareti koyduk. İsim cümlesi. Heleke helak oldu. Burası heleke nasıl bir kelime? Heleke helak oldu. Mazi fiildir. Fiil olduğundan bu cümlemiz fiil cümlesi. Dolayısıyla buraya tik işareti koyuyoruz. Diğer cümlelerimize geçiyoruz. El aqilu men aqala lisanehu. El aqilu men aqala lisanehu. Burada bakıyoruz ki ilk kelimemiz el takısı almış. El takısı aldığından bu kelimemiz isimdir. Dolayısıyla bu cümle isim cümlesidir. Buraya tik işareti koyuyoruz. Afetu. Burada da arkadaşlar kelimemizin sonuna yuvarlak T gelmiş. Yuvarlak T gelirse o kelime isim olur. Bu kelime isim olduğundan bu cümle isim cümlesidir. Dolayısıyla buraya tik işareti koyuyoruz. Tekellem konuş. Burada da zaten tercümesi var. Konuş. Emir fiil. İlk kelimemiz fiil olduğundan bu cümlemiz fiil cümlesidir. Hafiz muhafaza et. Zaten arkadaşlar sonu cezimli olan kelimeler isim olamazlar. Sadece fiiller meczum olabilir. Sonu bu şekilde cezimli olabilir. Oradan da aklımızda tutabiliriz. Hafız emir fiildir. Dolayısıyla bu cümle bir cümlesi. Ketebtu, bakın sonunda açık harekeli T var. Ben yazdım. Ketebtu yazdım. Fiil olduğu için bu cümlede fiil cümlesi oluyor. Evet, bu şekilde ilk dersimizi bitirmiş olduk. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. İyi çalışmalar.